Hüseyin Sönmez'le Deniz Yatan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bizim videolarımızı seyrederken bol bol soruları oluyor. Onları yanıtlamak için bu videoyu çektik arkadaşlar. Nasıl bir tatil planlaması yaparız? Aynı anda birkaç yeri siz nasıl geziyorsunuz gibi birçok sorular oldu. Fiyatları soranlar da oldu. Bu videomuzda size aklımıza gelenleri anlatmaya çalışacağız. Bacanağım Ahmet, oğlum Ahmet. Evet. Seyircilerimizi selamlayalım bakalım. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hep beraber iki aile geldik arkadaşlar tatili. Şu an Fethiye'deyiz. Güzel bir villadayız arkadaşlar. Bu serüvene nasıl başladık? Önce onu anlatalım. Önce iki aile tatile gitmeye karar verdik. Oteller pahalı olacağını düşündük. İki aile pansiyonda ya da farklı yerlerde rahat edemeyeceğimizi düşündük. Villa tutmaya karar verdik. Hem güzel olsun, 15-20 gün olmasın, süre kısa olsun ama bizi tatmin etsin. Villalar ararken güneyden Akdeniz'in ucuna kadar il belirlemedik. Önemli olan bizim kriterlerimize uygun olsun, biraz da duygusal olsun, fiyatı da kesimize uygun olsun. Böyle düşündük, hep beraber ailece araştırmaya başladık. Bu araştırma kısmı tabii öyle pat diye olmuyor değil mi? Pazardan böyle bir şeyler gibi. Evet, kesinlikle. Yani istediğini bulmak, işte fiyatı da istediğin gibi olsun. Ondan sonra odası... Yeterli yatak kapasitesi olsun, denize yakın olsun. Denize yakın olsun. Yani biz bu kriterlerin hepsini tutturamayız diye düşünüyorduk ama Allah Teala'nın yardımıyla tam düşündüğümüz gibi ve fiyatı da çok abartılı olmayacak şekilde güzel bir villa. Nasıl bulduk? Villa Kalkan'dan. Daha önce eşim de siteyi biliyormuştu, güvenilir bir site olduğunu söyledi. Sanatçılar da bu siteyi kullanmışlar. Şöyle kolaylık var arkadaşlar. Oradan sanal olarak görüştüğünüzde istediğiniz kriterleri söylüyorsunuz. Yani sizde sizin araştırmanızdan daha kolay oluyor. Şu tarihlerde diyorsunuz, şu kadar kişiyiz. Şu fiyat aralığında tatil yapmak istiyoruz. Villa şu özellikler olsun. Sizin adınıza bu villa araştırmasını yapıyorlar. Ve linkleri size atıyorlar. Siz linkleri açtığınızda altta fiyatı görüyorsunuz. Linklere baktığınızda istediğiniz özellikler var mı? Yani kimisi yüzme havuzu illa olsun diyor. Kimisi işte jacuzzi olsun aynı zamanda, sauna olsun, işte sporsal etkinlikleri, faaliyetleri olsun. İstediğiniz kriterlere uygun. Fiyatı da eğer işinize geliyorsa bu sefer ödemeyle ilgili konuşuyorsunuz. Ödemenin yüzde kaçıydı Ahmet? %15 idi herhalde. Peşin ödeme alınıyor. Çünkü siz cayarsanız o güne tarihe ayarlanmış olacak. Tekrar onların rezerve da ediyorlar. Müşteri bulması zor olur değil mi? Evet, rezerve ediyorlar sizin adınıza. Belli bir miktarını peşin alıp rezerve ediyorlar. Bizim en çok korktuğumuz şuydu arkadaşlar. Yani televizyonda görüyorduk. Rezerve ediliyor. Bir komisyon ödeniyor. Ödediğiniz komisyon daha sonra tatile gittiğiniz zaman ne öyle bir villa var ya da gittiğiniz tatilin cinsine göre ne öyle bir yer var. Arıyorsunuz belki telefonla o insanlara da ulaşamıyorsunuz. Ya da böyle bir yer var, 10 kişi 100 kişi kiralamışlar. Kim kalacak o da belli değil. Bir komisyonunuz gidiyor. İkincisi de iki aile geldik, kalabalık geldik. Ne yapacaktık? Allah göstermesin başımıza böyle bir şey gelmiş olsa yani yer araştıracaktık. Evet. Artık istediğimiz gibi olmasa da ucuz ya da pahalı da yani gelse bir yere karar verecektik. Bayağı da üzülecektik. Hem paramız gidecekti hem de istediğimiz gibi olmayacaktı. Bu arada şeyleri de araştırdım. Ödeme güvencesi olan bazı aracı kurumlar var. O aracı kurumlar siz bir yer tuttuğunuz zaman, o aracı kurumlar vasıtasıyla tuttuğunuz zaman onlar bu işten komisyon alır. Sonuçta komisyon sizden çıkacak ama en azından tatilin parasal boyutunu garanti alıyorsunuz. İstediğiniz gibi değilse ya da oraya gittiğiniz öyle bir yer yok, sıkıntı var. O paranız o firmada olduğu için size geri iade ediliyor. En azından paranızı kurtarıyorsunuz. Firma birçok seyahat acenteleri ve tatil turizm acenteleri çalıştığı için büyük ihtimalle orada size yardımcı olacak. Yani o bölgede daha güvenilir bir yeri sizin adınıza yardımcı olacak. Sizi ortada bırakmayacak. Bu alternatif var. Bir de bilinen siteler var, güvenilir siteler. Bizim güvendiğimizde Villa Kalkan'dı değil mi? Fethiye'de ve Antalya'da mıydı yerleri? Antalya Kalkan'la Fethiye. Antalya Kalkan ve Fethiye'de yerleri var. Bu güzergahta biz okeyledik.
ön ödemesini yaptık arkadaşlar. Kredi kartından yaptık. Kredi kartından taksitle yapmıyorlardı ama biz kendi bankamız vasıtasıyla ekstra taksitlendirmesi vardı, vade farksız. Öyle taksitlendirdik. Daha sonraki ödemede villaya gidince ön ödemeden sonraki kalan miktar peşin alınıyor arkadaşlar. Ya elden peşin ya da havale EFT vasıtasıyla. Bu arada da 1000 lirada eşyalara zarar verilirse, bir sıkıntı olursa ödensin diye arkadaş bizden bir ödeme istediydi ama biz bankamatik ya da bir yere uğrayamadık. Alelacele gelince nakit paramız yoktu. Havale EFT yapalım dedik. Onu da geri almanız zor olur dedi. Yani tekrar muhasebeye girecek çıkacak. Bize de güvendikleri için o ödemeyi de almadılar. Bu arada biz tatili biraz daha uzatalım, sadece villaya bağlı kalmayalım diye ne yaptık? Bir yolumuzun güzergahında Pamukkale'ye mi gidelim dedik. Pamukkale'ye gidelim dedik. Yani Pamukkale'yi çok merak ediyorduk zaten. Daha önce ben görmemiştim, ailem de görmedi. Siz de gelmemiştiniz galiba. Televizyonda o bembeyaz yerleri görünce böyle yani görüntüsü, suyu, böyle herkesin de gittiği yerler çok bizi cezbetti arkadaşlar. Ayrıca oraya gitmek istesek belki bu sene, seneye derken ya fırsat bulmayacaktı ya da saçlar sakallar beyazladı, belki dede olacaktık, bastonuna gidemeyecektik. Ama Ahmet bizi gene götürür değil mi? Tamam. Yolumuzun üzeriydi. Pamukkale'ye uğradık. Sabah orada olduk. Orada bir güzel bir alanda bir piknik yaptık yol kenarında, gölge bir yerde. İzmit'te hemşehrilerimiz de vardı, 41 evet, plakayı gördük. Gölcüklüler vardı. Onlar Fethiye'den geliyormuş, biz de Fethiye'ye gidiyorduk. Yani yollarımız birbirle çakıştı. Sonra bizim aklımızda Salda yoktu değil mi? Yokmuş. Daha önce sen biliyormuştun ama Salda gönlü. Salda'yı biliyordum, gitmek istiyordum ama Pamukkale olunca hiç Salda'nın konumu aklıma gelmedi. Yol güzergahında olabileceği. Hiç aklımıza gelmemişti. Düşünmemiştik. Ve vakitte biraz hani ne yaparız? Pamukkale'ye gideceğiz, Salda'ya geçebilir miyiz? Hiç öyle bir planımız da yoktu. Pamukkale'den direkt buraya gelecektik. Evet, oradaki arkadaşlar aynı zamanda Salda'ya uğradığını söyledi. Ben Salda'yı bilmiyordum. Yani bacanağım sağ olsun Ahmet biliyormuştu. Ben sadece Burdur Gölü olarak duymuştum. Daha önce askerliğimde orada yapmıştım 3 haftalık bir acemi birliğini. Ama o zaman da duymamıştım. Daha sonra da duymamıştık. Güzel bir yer olduğunu söyleyince orayı da rotamıza ilave ettik. Şimdi ne dedi sağ olsun Ahmet Bey? Tatil planı yaparken durak olarak eklememiştik. Aklımıza evet, gelmedi. Yani bir tatil planı yaptık. Tatil planımızda rotamız Fethiye. Ara duraklar ne olacak? Güzergahta bir gün önce çıktık. Pamukkale'ye gideriz dedik. Orayı bol bol gezeriz. Denizli merkezi de bol bol gezdik. Aslında düşüncemiz öyleydi. Pamukkale'den sonra Denizli merkezi gezmekti ama işin içine Salda gelince daha mantıklı geldi bize. Yani hangisine güzergah bakalım? Şehir merkezi mi? Salda Gölü? Hatta orada bir kamp kurabilir miyiz? Onları da düşündük. O arada Pamukkale'yi dolu dolu gezdik. Önceki videolarımızı seyrederseniz bu videolarımızda Pamukkale'nin her tarafını belgesel gibi size gösterdik arkadaşlar. Fakat şu var, yani burada biz oraya girerken yaşadıklarımızı size örnek olsun diye tekrar anlatalım. Otoparkı müsaitti. Giriş iki tane kapısı vardı galiba değil mi? Evet. Kuzey ve güney kapısı vardı. Kuzey, güney kapısından giriş yaptık. Kuzey ve güney. Güney kapısı biraz daha rahattı diyorsun. Evet. Yukarısı aşağıdan yukarı yürümek daha efor sarf ettireceği için güney kapısını tercih ettik. Tam da orta merkezde kalıyor güney kapısı arkadaşlar. Evet. Otoparkın ücreti ne kadardı? 20 miydi? Araç başına, taksi başına 20 lira. Araç başı 20 lira bir otopark. Güzel bir otoparkı var. O alanda bankamatikler, tuvaletler, alışveriş yerleri, hediyelik eşyalar alabileceğiniz yerler. Daha travertenlerin olduğu bölgeye girmeden önce, turnikelerden önce. Ücretler için biz daha önce video seyretmiştik arkadaşlar. Mesela siz de şimdi bizim videomuzu seyrederek bir tatil planı yapacaksınız. Pamukkale'ye ya da bir yerlere nasıl gideceğinizi biz bu etiketlere de bunları ekleyeceğiz arkadaşlar. Ön araştırma yapın. Yani gideceğiniz yerlere biz YouTuber olmamıza rağmen başka YouTuber arkadaşların videolarını seyrettik ve istifade ettik. Ne yaptık? Onlara baktık. Evet, daha önce gitmediğimiz için araştırma yaptık biz de. Onlar da ne diyorlardı? Daha indirimli olması için müze kartı. Müze kartını nereden alırız diye düşünüyorduk. Oralarda alacağımızı söylediler ama biz size söylüyoruz. Giriş kapılarında müze kartı satılıyor. Normal fiyatı 120 miydi, 110 miydi?
120 TL normal giriş, müze kartla 60 TL'ye düşüyor. Yarı fiyata. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yarı fiyata. Aynı zamanda bu müze kartının geçtiği başka müzeler de var değil mi? Bir sürü müze var. Bir yıl boyunca da ücretsiz bir şekilde diğer müzeleri ziyaret edebiliyorsunuz. Kartı çıkarmak zor muydu? Yok değil. 5 dakikada çıkartıyorum. Ne gerekiyor arkadaşlar? Sadece fotoğraflı bir kimlik kartına ihtiyaç var. Çocuklar dahil. Çocuklara da dahil. 18 yaşın altı mı ücretsizdi? 18 yaş altı ücretsiz. 18 yaş üstü öğrenciler 30 TL'ydi. 30 TL yani biz 120'den 60'a, öğrenci de 60 değil 30 TL. Evet. Devletin de bu konuda yardımı var. Bu kartlar çıkarıldı. Çocuklara da çıkarıldı. Hepsine giriş kart turnikeden okutulması gerektiği için. Daha önceki seyrettiğimiz videoda terlik söylenmişti. Yani evet. Terlikte gezin. Havuza girerken de rahat olur gibilerinden. Fakat biz size o kısmını tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Alan resmen çölde gezer gibi değil mi? Böyle çok büyük. Çok dikenler, büyük bir arazi. Dağa yürüyeceksiniz, taş yerlerde yürüyeceksiniz. Eğer yürüyerek gezersiniz. Yürüyerek gezmezseniz başka neler vardı? Elektrikli araçlar var, büyük transitler var. Onlarla da gezdiriliyor ama o tarihi dokuyu hissetmek, yani anlamak için sağlık probleminiz yoksa yürüyerek gezmek çok daha mantıklı. Yani o dokunun üzerinde yürüdük. Kazıların kesinlikle üzerinde yürüdük. Evet. Birebir dediğiniz gibi dokunma imkanımız oldu. Evet. Çok yakından fotoğraflarını çekme imkanımız oldu. Videolarını çekme imkanımız oldu. Önceki videolarımıza bakarsanız birebir bunların size videolarını attık arkadaşlar. Ayakkabı giymenizi tavsiye ediyoruz. Bir spor ayakkabı olursa kesinlikle rahat yürürsünüz. Şapkanız olsun arkadaşlar. Bayağı bol bol su. Güneş, suya da ihtiyaç var. Bazı yerlerde çeşme var ama üst taraflarda yoktu galiba değil mi? Yani suyu da çok ama pek ya biz alışkın değiliz Kocaeli bölgesinde çene suyuna alıştığımız için su bize pek şey gelmedi. Fazla klorlu. Klorlu kireci biraz da fazlaydı galiba. Zor üst taraflarda da çeşmeler yoktu arkadaşlar. O yüzden yanınızda su olsun. Çünkü gezerken oralarda satın alacağınız yer de yok. Seyyar satanlar da yok. Suyunuz, ayakkabınız, şapkanız, rahat kıyafetiniz olsun arkadaşlar. Sağlık problemi olmayanlar dediği gibi yürüyerek daha avantajlı. Oralarda neleri gördük arkadaşlar? Böyle kısaca anlatalım. Tarihi tiyatroları gördük. Antik mezarları gördük. Amfiteyatro vardı. Müzeler vardı, layıkları gördük. Üç ayrı müze vardı arkadaşlar. Tarihi çok fazla var. Sadece travertenleri göreceğiz diye biraz daha ona merak etmiştik ama tarihi doku travertenlerin önüne geçiyor kesinlikle. Yani bizim hiç, yani ben bilmiyordum. Daha önceden de böyle ayrıntılı bir video da seyretmedim. Dediği gibi Ahmet Bey'in, biz tarihi hiç aklımızda yoktu. Travertenlere gideceğiz, o beyaz dokuyu göreceğiz. İşte ayaklarımızı o suya sokacağız. Çocuklar da göletlerde ufaktan yüzeceğiz. Yani o da çok güzeldi ama o tarihi doku çok daha iyiydi. 1. yüzyılda 2. yüzyıl arası Roma tarihi. Aynı zamanda da 15. yüzyıla kadar da Bizans tarihi. Orası komple bir şehirmişti. Evet. Yani şehirde yaşamak için ne gerekiyorsa her şey var. Onlar kazılar yapılarak ortaya çıkarılmış. Bazı yerleri gezemedik. Restorasyon vardı galiba, çalışma vardı. Bir tane de size gösteremediğimiz, uzaktan gösterdiğimiz çok yukarıda bir yani yapı vardı. Oraya artık sıcaktan dolayı riskan. Bir de yol yorgunluğumuz vardı. Direkt İzmit'ten Pamukkale'ye gittik. Orada hani bir kahvaltı yapıp yarım saat bir saat dinlenip gezmeye başlayınca çok efor da sarf edince yukarı çıkmak istemedik, evet, açıkçası. Uykusuzluk, yol yorgunluğu, havanın sıcak olması, alanı çok büyük gördük arkadaşlar. Evet. Yani sabah erkenden gelin, 1-2 saate sığdırmayın. Akşama kadar gezin. Büyük bir amfiteyatro vardı. Bayağı da dikti arkadaşlar. Yani en üstünden baktığımızda aşağıda tiyatro oynayanların, yani o zaman da oynayanların her şey çok rahat. Bir de akustik yapısı çok güzeldi. Kesinlikle. Turistler bunu denemek için eşyaklattılar, ses çıkardılar. Hani o sesi almak için. Ve o ses her tarafa yayılıyordu. Yani gerçekten çok güzel akustik yapısı vardı. Dünyanın her tarafında insanlar vardı. Yani o arada biz yabancı gibiydik yani aralarında, Almanya'dan, turist biz olmuştuk, İngiltere'den birçok yerden turist biz gibiydik. Ama bacanağım Ahmet Bey dedi, buranın sahibi biziz yani. Eskiden evet. Romalı mamalı yaşamış olabilir ama mekan bizim. Mekan misafir bizim. Olanlar onlar. Kesinlikle.
ülkemiz çok güzel. Yani biz daha birçok kısmı gezemedik. Bundan sonra fırsat buldukça hep beraber gezeceğiz. Bunları da size göstereceğiz arkadaşlar. Amfiteyatrodan sonra oradan çıktık. Geniş bir alandan. Farklı şeylerin, lahitlerin olduğu, mezarların olduğu, yapıların olduğu yerleri gezdik. Daha sonra Kleopatra havuzu vardı. Şifalı su olduğunu söylüyorlar. Önceki videolarımıza bakarsanız ayrı bir video yapmıştım onunla da ilgili. Güzel bir ortam. Görmek için girdiğinizde ücret alınmıyor ama havuza girecekseniz onun da ne kadardı? Ben önceki videoda yayınlamıştım. 60 TL müze kartı indirimi olanlar herhalde. Orada restorantı da var. Bir şeyler atıştırmak isterseniz oradan yararlanabilirsiniz ama fiyatlar bir miktar yukarıda tabii ki. Hediyelik eşya falan almak isterseniz evet. Oranın buzdolabı magnetleri veyahut da farklı şeyler onlar da var arkadaşlar. 3 tane müze gördük. Yani çok değişik garip garip paralar vardı yani o zaman Romalılar zamanında. Benim lahitler çok ilgimi çekti. Lahit mezarlar inanılmaz güzeldi. İçeride de vardı dışarıda müzenin dışında da arkadaşlar kapıdan girdikten sonra müzeleri gezince yukarı doğru bir çıkın. Mezarlar, lahitler çok farklı güzel şeyler vardı, tarih vardı. En alttaki müzeye gittiğinizde de onun oraya gelmeden önce bir altta böyle bir mahzen gibi bir yer vardı. O da farklı bir yapıydı. Oranın videolarını size çektik, gösterdik. Travertenler çok güzeldi. Güzel. Şeye dikkat edin arkadaşlar, böyle yeşil yerlere basmayın. Düşüp kendinizi sakatlamayın. Birisi düştü galiba değil mi? Sen görmüşsün. Bayağı düşen oldu. Düşen ben var. Görmedim ama oğlum görmüş. Bayağı düşenler olmuş. Allah göstermesin, sakat da kalabilir. Hatta o yapının biraz daha ilerisi doğayı bozmamak için bariyer koymamış herhalde değil mi? Evet, uçurum altı. Eğer çok farkına varmadan çocuklar giderse uçurumdan direkt aşağı gider, çok tehlikeli. O yüzden çocuklarınızı yanınızdan ayırmayın. Tansiyon ya da herhangi bir rahatsızlığı olan insanlar o kenarlara yaklaşmasın arkadaşlar. Çok tehlikeli. Dokuyu hissettik. Yani o beyazlık, dokunun şeyi. Havuzlara girdik. Bayağı bir kireç. İnsanlar gezince içi bulanıyor. Çok güzel manzara oluştu. Orada fotoğraf çekilenler, video çekilenler, anı olarak saklayanlar. Bizim gibi program yapan insanlar da vardı arkadaşlar. Oradan memnun ayrıldık. Ben gerçekten memnun ayrıldım. Yani dolu dolu gezdik. Umduğumuzdan fazlasını gördük. Çıkışta ne yapalım dedik. Oradan çıktıktan sonra dediğim gibi Denizli'yi mi gezelim? İşte bu Salda Gölü mü? Salda'nın o Ahmet Bey şeyi söylemişti. Kumları beyaz. İşte ayağı yakmama özelliği var mıydı oranın da? Ondan çok emin değilim. Kumları beyaz farklı. Ondan sonra gölün Maldivler Türkiye'nin Maldivleri. Yani evet. Gölün renginin farklı maviliklerde olduğunu söyledi. O arada bir ufak molalar vererek oraya doğru yola çıktık. Önce bir gezdiğimiz yer neydi? Belediyenin çok güzel bir imkanı vardı. Onu geçen videolarda söyledim ama tekrar hatırlatayım. Park yeri ücretsiz yazmışlar. Evet. Yani Türkiye'de böyle şeylerin ben çoğalmasını istiyorum. Her şey sadece vergiyle, her şey böyle sıkıntıyla olmasın arkadaşlar. Biraz da hizmet de olsun. Yani Burdur Belediyesi, hangi parti olduğunu bilmiyorum. Hiç önemli değil. Hangi partidense çok iyi bir çalışma yaptı. Tebrik ediyoruz değil mi? Gerçekten evet. Çok temiz bir otopark. Sizi çok güzel karşılıyorlar. Yani özel bir yerde kendinizi özel bir insan olarak hissediyorsunuz. Evet. Ve karşılığında para almıyorlar. Size değer veriyorlar. Ne için? O gölün en güzel yerini size göstermek için. O arada da araçlardan ben para alacaklarını düşünüyordum. Güzel akülü minibüsler ayarlamışlar. Pamukkale'de aynı araçlardan ücretli gezdiriyorlar. Evet, Pamukkale'de aynı araçlar vardı. Elektrikli minibüsler. Onların, yani ben giderken para almadılar. Dedim herhalde dönüşte alacaklar. O hizmet ücretsiniz arkadaşlar. Ve bir videoda şoför beyle yaptık. Sağ olsun o da güzel anlattı bize oranın hikayesini. Çalışanlar çok güler yüzlü. Çok sıcakkanlı. Her sorunuzu cevaplıyorlar. Yani sanki sadece Salda ile değil hani nerede kalabiliriz, nerede yemek yiyebiliriz, onların tavsiyelerini de veriyorlar. Çok iyiydi. Yani sanki bizim için orada varlarmış. Yani ben o hissi duydum. Evet. Yani buradan bizi seyrediyorlarsa tekrar onlara teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gittik, fotoğraf videoya çektik. Yani Gözleme Tepesi vardı. Orada bir masa görmüştüm. Yani bir hatıra defteri masası gibi olsa ben yazacaktım. Meğer
Varmış ama yazmıyorlar değil mi, kaldırmışlar? Bir şey demişti arkadaşı ama. Bir şey söyledi. Saat geç olduğu için kaldırmışlar. Yani saat geç olduğu için kaldırmışlar galiba. O gözlem yerine gidin arkadaşlar. Yüksek, oranın güzel fotoğrafını, videosunu çekin. Sonra da aşağı inin, kumsalı görün. Yani ben şu ana kadar böyle bir göl görmedim. Yani gittiğim, yani en güzel göllerdendi. Ve gerçekten de yani sadece orası için bile gitseniz değer değil mi? Yani kesinlikle çok berrak bir suyu var. Gitmişken de mavinin farklı tonları, kumun da beyaz olması çok olağanüstü. Sahil plajda kum beyaz, grili. Şeyin içerisi, gölün içerisi beyaz. Çamur da vardı. Yani sanki bir çamur banyosunda hissediyoruz. Böyle şu an bizim alt taraftaki havuzumuz o havuzdan daha güzel bir görüntü. Yani görsel insan bir rahatlıyor ve çamurun içinde sanki ayaklarınıza masaj yapıyor. Bunları da yaşıyorsunuz. NASA'dan araştırmaya gelmişler. Hatta bir heyet bayağı bir güzel araştırmalar yapacakmış galiba. Orada bol miktarda magnezyum ve başka malzemeler de varmış. 2000 yıla yakın bir tarihi varmış galiba o gölün oluşumunun. Bazı yerler o beyazlık özelliğini kaybetmeye başlamış galiba. Evet, maalesef. O yüzden her yerde plaja girmelerine izin vermiyorlar galiba. Belli noktalarda plaja girmesi izin veriliyor. O arada Ahmet Bey birisine nerede kalabiliriz diye sormuştu orada arkadaşlara. Kalabileceğimiz bir yer tavsiye etmişlerdi. Biz oraya giderken bir yer daha gördük ama artık hava kararmıştı. Bayağı da bir orman içinden ıssız gidiyorduk. İstediğimiz gibi tam bulamadık artık. Dedik yani öbür tarif edilen yer istediğimiz gibi değilse tekrar geri döneriz. En azından fiyatları öğrendik. Kahvaltı var mı, yiyecek var mı, çadır kurabilir miyiz, işte kalacak yer var mı? Hepsinin sorularını cevapladılar. Sonra devam ettik. Bayağı da uzaktaydı oradan değil mi? Yani göl bayağı büyük olduğu için yani ilk ziyaret ettiğimiz yerin hemen hemen karşısında demişti zaten oradaki gölde. Evet, yani gölün biz bayağı öbür tarafına geçtik ama gölde öyle küçük gittim. Değil yani bayağı büyük. Yani Sapanca Gölü kadar var mı bilmiyorum ama bayağı büyük. Hatta ne kadar demişlerdi, 190 metre yakın derinliği var demişlerdi. Derinliği evet, 184 metre. 184 metre derinliği var arkadaşlar. Yani çapını siz internetten bakın, araştırın, şu an hatırımızda değil. Oraya gittik, yani ikinci bize, yani ilk tavsiye edilen yere gittik, ikinci durağımıza. Orman içinde çok güzel yer, tesis çok güzel hazırlanmış ama yol yorgunluğu, şusu busu, yani bir çadır kurduk. Şöyle bir çay, sohbet, muhabbet yapmayı düşünüyorduk ama yorgunluktan bayıldık. Çünkü bir gün boyunca uyumadık. Evet. Ben biraz uyudum, Ahmet de biraz uyudu ama bacanağım uyumadı, o tek kullandı aracı. Yattık, biraz serindi. Bayağı yani sıra. Yorgunluktan böyle şöyle kalın kıyafetler falan bavulda araştıracak zaman da yoktu. Ben yani üstümü örttüm ama sabaha kadar böyle bir soğukluğu hissettim. Çok üşümedik ama yani biraz daha sıcak olsa iyiydi. Daha sonra sabah kalktığımızda yani çok güzel bir tabloyla karşılaştık. Baktık yani, ki güneşimiz doğmuş. Güneş doğmuş, dışarısı sıcak. Yani önümüze bir baktık, göl manzarası. Süper. Tesis de güzeldi, göl manzarası süper. Da güzeldi. Sonra bir kahvaltı söyledik. Ondan sonra kahvaltı 8 kişiydik. 5 büyük, 3 küçük. Yani önce bir iki köy kahvaltısı söyleyelim dedik ama kahvaltı gerçekten dedikleri gibi çok veriyorlarmış. Bir köy kahvaltısıyla karnımızı doyurduk. Evet, hepimize yetti. Ondan sonra fakat uzun süre kalamayacağımız için şöyle bir kahvaltıdan sonra da göle gidelim dedik. Birkaç video çektik size. O videoları yayınladık arkadaşlar. Çocuklarla girdik, yüzdük, eğlendik. Yani gerçekten şöyle bir hafta kalsan kalınacak yer değil mi? İnsan o kadar sıkılmaz yani. Ormanın içinde de temiz, çok temiz duru bir havası vardı. Yani sizin orayla ilgili arkadaşlara söyleyeceğiniz ekstra bir şeyler varsa. Ekstra bir şey. Göle girdik. Etrafını gezme vaktimiz yoktu. Gezemedik. Keşke gezebilseydik. Yani tamam, gece gittik etrafını ama bir şey göremedik. Gündüz gözüyle. Gündüz gezmek lazım. Ama vaktimiz kısıtlı olduğu için gölün etrafını tamamen gezemedik. Kahvaltıdan sonra birkaç saat zaten göle girdik. Su çok berrak, çok güzel. Evet. Gölün içine girince o yerdeki beyaz kumlar biraz kalkıyor. Ama biraz çok ortalık iyi yani. Çamurlanmış gibi oluyor ama rahatsız edici bir şey yok. Rahatsız edici bir şey, bir durum olmuyor. Orada bize servis çeken arkadaş çok güzel röportaj yapmıştık. Onu arkadaşlar da seyrederlerse, bazılarını belki anlatmayı unuturum.
ayıların olduğunu, ondan sonra yabani atların olduğunu, bir de ne vardı, kurtlar mı? Bir şey daha söylemişti ama diğer videomda anlatmıştım, şimdi aklımda değil. Atlar çok dikkatimi çekti. Yani ben Türkiye'de yabani atların yani nasıl olacağını sordum. Daha önce insanlar çiftliklerinde ya da tarlalarında atları kullanıyormuştu. Sonra traktör ve teknik cihazlar çıktıktan sonra hayvanları salmışlar doğaya. Onlar da çoğalırken de yabanileşmişler ve doğal hale gelmişler. Evet. Bunu kaldığımız yerde de sorduk. Onlar da teyidini yaptılar. Yani mutlaka insanlardan uzak yerdir ama merak ettim yani böyle bir doğal ortamdaki atların böyle kendi bir koşmaların gezintilerini. O da farklı bir şey. Eğer vaktiniz olursa oraları gezip farklı farklı yerler, farklı şeyler görebilirsiniz. Bir de biz oradan Fethiye'ye doğru yola çıkarken köy içinde pansiyonlar, moteller, birçok şey gördük değil mi? Bir sürü kalma problemi yaşamazsınız. Biz çadırda kalmayı tercih ettik, kamp yapmayı. Çadırda kalmak istemeyenler de civar köylerdeki otellerde, pansiyonlarda kalabilirler. Hemen göl kenarında, yakın ama siz gene nerede gireceksiniz? Girilmeye izin verilen yerde salı gününde girebilirsiniz arkadaşlar. Bol bol fotoğraf çekeceğiniz, video çekeceğiniz yani sizin için güzel anılar olacak, güzel bir yer. Oradan sonra 2,5 saat falan mıydı Fethiye? Evet, 2,5-3 saat falan sürdü. 2,5-3 saatlik bir yolumuz vardı molalarla beraber. Yollarda sıcak asfalt değildi, mıcır. Evet, yol çalışması vardı. Dikkat edin arkadaşlar. Yani ziftin üzerine mıcır sermişler. Hızlı giderseniz aracınız mahvolur. Zaten insanlar yavaşlamak zorunda kaldı. Konvoy haline gittik oradan. Evet. Daha sonrasında geldik. Biz geliyoruz derken söylemek de aklımıza gelmedi. Tam arabamızı bilenin önüne park ettik. Telefon açtık, biz geldik de Allah'tan bizimle ilgilenecek arkadaş da Abdurrahman mıydı? Evet, Abdurrahman Bey de çok güler yüzlü, bizi çok güzel karşıladı. Buradan ona çok teşekkür ediyoruz. Bizi izliyorsa da ailesine de selamlarımızı söylüyoruz. Çok güler yüzle karşıladı. Hemen çok çabuk geldi yani. 1-2 dakika sürmedi. Daha sonra bize villayı tanıttı. Kullanacağımız yerleri gösterdi, alanları gösterdi. Bir ihtiyacınız olsa bana ulaşın dedi ve ne desek yani ne sıkıntı olsa küçük sıkıntılardı. Hep küçük problemlerdi. Anında da halledildi. Anında halledildi. Havuz düzenli bakımda. Sürekli her akşam bakımı var. Havuzun yani önceki videolarımızı arkadaşlar severse yani severek izlerler baktıysalar da yani ben havuzu sadece su dolduruluyor, biraz da klor dökülüyor. Yani hijyenik açıdan düşünüyordum. Bir de filtresinin olduğunu biliyorum akvaryumda baktığım için. Ama o programımızı mutlaka seyredin. Yani kültür olarak da seyredin. Belki siz de bir yüzme havuzu evinizin önünde yapmak istersiniz. Havuzun nasıl bebek gibi canlı olduğunu, o videomuzda nasıl bakımlar yapılacağını net görürsünüz. Biz şimdi buradan teferruatlara girmeyelim ama bir önceki videolarımıza bakarsanız havuzla ilgili bayağı bilgi alırsınız. Odalarımız fazlasıyla geniş değil mi? Yani, geniş, ferah. Yani 3 kat, 4 oda bir salon. Salon zaten evin altı komple salon, mutfakla beraber. Üst katlarda odalar büyük. Yukarıda daha denemediğimiz jacuzzi var yani. Fırsat bulamadık yani mutlaka çalışıyordur ama daha deneme şansımız olmadı. Temiz her katta yaz. Katta banyo ve tuvalet var her katta. Her o katta her odada banyo tuvalet var. Yani herkes çok rahat etti. Yani büyüklüğü, genişliği, temizliği. Her yazda bina komple boyanıyormuş arkadaşlar. Bakımı sürekli yapılıyor. Bakım yaparken arkadaşlar sizin rahatsız olmayacağınız saatlerde. Yani sabah erken kalkmayacağınızı biliyorlar. Bahçıvan olan arkadaşlar sabah erken saatte çevreyi temizliyorlar, kesilecek, biçecek, sulanacak şeyler varsa bakımlarını yapıyorlar. Biz havuz kullanıyorsak da gece 11'den sonra artık havuza girilmeyecek saatte 11-12 gibi. Çünkü havuzcu arkadaş saat 10'dan sabah 6'ya kadar çalışıyormuş. 8 tane villaya baktığını söyledi. Bize hiç rahatsızlık vermeden havuzun filtresine ters yıkamasını, klor atmasını, gerekiyorsa blöf yapılması gibi bakım tutum işlerini muntazaman yapıyordu arkadaşlar. Havuzumuz biraz bulanıktı ama onlardan kaynaklanmıyor. Yani bölgede bazen sudan ya da bir şeyden kullandıkları ilaçtan da bazen olabilir. Bu problemi çözmek için günlerce uğraştı arkadaş. Yani bize berrak su verebilmek için. Arkadaşlarını aradı. Onların da baktığı havuzlarda bu durumlar varmış. Biz buradan tekrar teşekkür ederiz. Bize yani bugün tam cam gibi olmasa bile çok temiz. Yarın belki cam gibi olacak.
temiz bir su sağladı. Çocuklarımız güvenle yüzüyor. Evet. Yani bir düzenli klorlanması, bakımı yapılmasından dolayı. Çocuk havuzu yok. Gerek de yok. Gerek de yok. Çocuğumuz yok. 1.45 yüksekliği var. Yüzmeyi bilmeyen bir Sena var galiba. Sena'da o da tek kolluğa başladı. Yani evet. Çift kolluktan tek kolluğa düştü. Belki tatilden eve gidene kadar da inşallah kolluğu da çıkar, yüzmeye başlar. Çocuklarınıza küçük yaşta yüzmeyi öğretin arkadaşlar. Yani sudan korkmasınlar, suyu sevsinler, yüzme öğrensinler, stresini alsınlar. Aileyle beraber tatile çıkın. Bazı arkadaşlara ben bakıyorum, yani ferdi olarak tatile çıkıyorlar. Elinizden gelince aile olarak tatile çıkın. Kesinlikle. Aile olarak birbirinize güzel zaman geçirin. Biz şimdi bacanağım abisi yokmuş. Beni abi yerine koydu. Benim de erkek kardeşim yok. Ben de gerçekten kendi kardeşimden daha çok seviyorum. Bazen anlaşamayan insanlar bir araya gelirse tatil biraz da zehir olur. Kesinlikle. Yani arkadaş ya da akraba da olsa. Fakat çok şükür kaç gündür yollardayız, beraberiz. Yani hep anı güzel yaşadık. Yani bu da zaten birbirimizi seviyorduk. Bu sevgiden kaynaklanıyor. Kesinlikle. Abi kardeş gibiyiz. Siz de sevdiklerinizle beraber böyle tatile çıkarsanız daha güzel bir ortam olur. Beraber eğlenirsiniz, beraber gezersiniz. Bugünkü planımızda ne var? Akşam bir Fethiye'nin merkezini gezecek yerleri varsa akşam gözüyle görebileceklerimize bakmayı düşünüyoruz. Yarınki planda Saklıkent, Kelebekler Vadisi, Kanyon. Başka gene internetten araştıracağız. Farklı yerler varsa, zamanımız olsa oraları da gezmeye çalışacağız. Sonra ilk fırsatta Ölüdeniz'de bir yüzmeye çalışacağız. Kesinlikle. Yani Ölüdeniz'i arkadaşlar tavsiye ederiz. Daha önce biz gelmiştik. Çok sakin, duru, yani havuz gibi. Yani havuzda yüzüyoruz dersiniz ve tuzlu su. Yani havuz değil. Yani tuzlu su her zaman havuzdan daha güzel arkadaşlar. Daha doğal, sizi daha rahat kaldırıyor. O yüzden Ölüdeniz'e girmeden Fethiye'den çıkmayın arkadaşlar. Başka Fethiye'de gezecek bir yerimiz varsa bakacağız, inceleyeceğiz. Bakacağız. Çok ilgimizi çeken bir yer olmadı onların haricinde. Onun haricinde şu an olmadı ama sizin bildiğiniz yerler varsa, mesela beni YouTube'dan tanıyan bazı arkadaşlar biz Fethiye'de olduğumuzu duyunca burada şeylerde çalışıyormuş, teknelerde, gezi teknelerinde çalışıyormuş. Onlardan da bazı bilgiler alırız. Burada görevli arkadaşlardan da bilgi alırız. Sizin de bildiğiniz başka yerler varsa Fethiye'de gezecek güzel yerler, ya da sizin görmek istediğiniz yerler varsa biz oraya gideriz. Videosunu da çeker, size göndeririz. Fethiye'deki tatilimiz bittiği zaman ne yapmayı düşünüyoruz? Yine İzmir üzerinden gezerek Kocaeli'ne ulaşacağız. Gelirken ne taraftan geldik? Gelirken Eskişehir tarafından geldik. Eskişehir, yani iki alternatif var arkadaşlar. Gelirken dedik Pamukkale'ye uğrayalım. Salda Gölü ekstradan çıktı. Eskişehir yolundan geldik. Evet. Dönüşü de hepsine birebir gitsek zamanımız olmaz. Belki daha masraflı olur. Fethiye'den sonra İzmir yolu güzergahından sahil şeridini takip ederek artık Bodrum, Marmaris, Kuşadası sırasıyla neresi geliyorsa gezerek, bazı yerlerde istiyorsak denize gireceğiz, bazı yerlerde turistik yerlerini gezeceğiz, bazı yerlerde oturup dinleneceğiz, bazı yerlerinde gerekirse gene çadırlarımız var, çadır kamp yerlerinde de kalabiliriz. Bu şekilde bir 3 gün, 4 gün ne kadar canımız isterse yolculuğumuzu Kocaeli'ye doğru bu şekilde yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bu planlarımızı size önceden anlatıyoruz. Ne için anlatıyoruz? Bazı arkadaşlar diyor ki, yani biz de sizin gibi tatil planlamak istiyoruz ama daha önce böyle bir tecrübemiz yok. Tatil nasıl planlanır? Plansız, programsız hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Yani size internet ortamında merak ettiğiniz, yani yol güzergahında her şeyi gösteriyor. Tarihi, turistik, doğası güzel olan yerler. Siz bir rota belirlediniz. Ahmet Bey ne yaptı? Kocaeli'den Fethiye'ye rota belirledi. Sonra Pamukkale'ye durak koydu. Evet. Daha sonra Saklıkent'e karar verdik. Oraya da durak koydu. Bu koyduğunuz duraklar ne işe yarıyor arkadaşlar? Aradaki mesafeyi de görüyorsunuz. Yolları görüyorsunuz. Nasıl bir yolla karşılaşacağınızı. Bu şekilde bir tatil planı yapın. Sonradan ufak tefek değişiklikleri yapabilirsiniz mutlaka. Ama haritalardan, internet üzerinden haritalardan kendinize böyle yollar, seyirler çizersiniz. Dönüş, giriş yeriniz farklı yer olursa, dönüş yönünüz farklı yer olursa daha farklı yerleri görürsünüz. Kesinlikle. Tabii bu biraz vakitle de alakalı. Tabii vaktiniz varsa ve yakacağınız yakıt sadece oraya gitseniz başlı başına yakacaksınız.
Ama yol güzergahı oradan olunca cüzi miktarda yakıtınız artacak. Yani vakit olursa tabii ki gezilebilir. Zamanınız, vaktiniz varsa arkadaşlar tatilinizi bu şekilde de planlayabilirsiniz. Bizim şu andaki hedefimiz bu. Buradan geze geze okullar yavaş yavaş Kocaeli'ye doğru gitmek. Okullar açılana kadar. Okullar açılana kadar ailemize güzel zaman geçirmek. Kocaeli'ye gidince de yani tanıtım videolarından mı görmüştük? Geçen Instagram'dan görmüştük. Bir el vardı. Neydi? Kocaeli. Kocaeli'nin eli vardı Yuvacık'ta. Onu da Kocaeli'de olan arkadaşlar baksınlar, bir gitsinler ziyaretine. Biz de gitmeyi düşünüyoruz. Gidince oradan da bir video yapacağız. Size göstereceğiz. Orada cam teras da varmış galiba. Ben evet, de onu yeni terası. Duydum. Siz gitmiş miydiniz oraya? Cam terasa gittik. Daha öncesinde de gittik. Orada da çok güzel bir Sapanca Gölü manzarası var. O ben Yuvacık tarafında sanıyordum. Sapanca Gölü tarafında. Sapanca tarafında. Sapanca tarafında. Aynı zamanda arkadaşlar hani Kocaeli'de oturmayan, bazen oturan arkadaşlar da bilmeyebilir. Bazı şeyler biz de bilmediğimiz evet. yerler vardı. Sapanca Gölü'nü gezmek isterseniz çok güzel sahil şeridi yapmışlar. Ama bol Arap kardeşlerimiz ve dünyadan değişik yerlerden gelmiş yer. Turistler var. Evet. Ama güzel yerler yapmışlar. Sapanca Gölü'nü, Maşuke'yi, Adapazarı taraflarını gezmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Doğası güzel, her şey güzel. Biz elimizden geldiğince size böyle gidebileceğiniz yerleri tanıtmaya çalışacağız. Biz de kendi adımıza eğlenirken sizin adınıza da videolarla size tanıtmalar yapacağız arkadaşlar. Yemeğimiz hazırmış. Sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Yok. Var mı? Evet arkadaşlar. Bu arada abone olmayanlar varsa evet abone olsunlar. Abone olalım arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım. Mutlaka bildirimlerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Hüseyin Türksönmez'le Denizli Hayatı devam ediyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.